Bu odun külü. Sobada yaktığımız odunların külünü eliyorum. Fulya da bu elenmiş külle bulaşık yıkıyor. Bu külü kullanacağımızı düşünerek sobayı çöp gibi düşünmüyoruz. TRT İstanbul Radyosu'nda program sunuyordum. Beni ilk etkileyen program Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin röportajını yaptım radyoda. Eko Yaşam, ekoloji hakkında bir programdı. İşte bir sene 52 hafta, iki sene 104 hafta. 104 hafta ekoloji alanında röportajlar yaptım. Zaten şehrin bir takım sıkıntılarını yaşıyorduk ve buna itirazımız vardı. Sadece isyan edemiyorduk. Hani o işinden hala keyif alıyordu. Bize bu kapıyı açan da aslında bir nevi onun işi olmuştu. Evet. O yüzden ben istifa ettim ve gönüllülüğe başladım çiftliklerde. İçinde bulunduğum kolektif aslında ortak üretim yapan, tüketime ortak olan bir yapı. Üç kişiyiz. Anadolu Meraları üyesi, kolektifteki herkes ve hayvancılıkla ilgili bir takım işler ya sahada ya da ofiste çalışıyor oluyoruz. Finans sektöründe çalışıyorduk. Daha sonra bir gün artık bu hayata devam edemeyeceğimize karar verdik. Ne istediğimizi tam bilmiyorduk aslında bakarsan ama yola çıkarken şöyle düşündük. Biz kendi kendine yeten bir hayat kurabilir miyiz diye yola çıktık. Ne yapacağımızı çok iyi bilmiyorduk. Kendimizi de görmek adına İstanbul'da her şeyi geride bırakıp bir süre seyahat ettik ve organik tarım yapan çiftlikleri ziyaret ettik. Ekolojik çiftlikleri ziyaret ettik. Gönüllü çalıştık oralarda. Akademik eğitimi o yüzden böyle olmamalı. Sistemi öyle reddediyorum gibi bir şey değil. Öğrendiğim, lisede, ilkokulda yaşadığım, öğrendiğim her şey bir katkı sağladı bana. Bir şeyler öğrendim. Yaptığım ve başaramadığım veya başardığım her şey. Hepsini çuvalıma koydum. O çuvalla aslında doğaya göçtüm gibi bir şey var. Bir matematik profesörü de çok değerli kırsalda. Çünkü o bir dil ve o dille belki doğadaki bir şeyi açıklayabilecek bize. Biyoloji, kimya, aklınıza ne geliyorsa öğrenebileceğiniz sanat, hepsi yerini bulur gittiğin yerde gibi bir düşünceye sahibim ben. Hiçbiri hani boşa geçmiş zamanlar değil. Biz hem çiftliklere giderek hem de evde blog takip ederek, bulabildiğimiz permakültür hakkında bütün belgeselleri izleyerek, kitap okuyarak kendimizi en azından zihinsel olarak, teorik olarak hazırlamaya çalıştık. Kararımızı verdik. Dedik biz İstanbul'dan ayrılacağız, işimizi bırakacağız. Daha önce yapanlar var, biz de yapabiliriz. Bir dünya mümkün diye 2000'lerin başında bir söylev vardı. Genelde işte çevre hakları olsun, insan hakları olsun hani değil mi? Meydanlarda dile getirdiğimiz bir söylev vardı. Başka bir dünya mümkün diye. Ancak hani bu başka bir dünyanın mümkünlüğüyle ilgili herhangi bir deneyimimiz yoktu. Ya da deneyimlemiş birisinin varlığından haberimiz yoktu. Bir deneyelim diye çıktık. Aslında hani yapıp yapamayacağımız, olur mu olmaz mı yapmış bir örnek görmüşlüğümüz yoktu. Ama yani deneyelim dedik, yani sonuçta yapamazsak bile geri döneriz. Şehir bize her şekilde o kredi kartlarını verir. İşte sistem bizi içine seve seve alır. Ama biz dönemedik. Yani o kadar aşık olduk ki yani Birhan'la hep şey diyoruz. Sevgiyle başlayan şey aşka dönüştü. De bir ihtiyaç duyduğu şeyler hiçbir tanesi şehirde yok. Bir tane yok yani. Sanki böyle bir film var gibi düşün. Tamam, fil. Sen de ona şehirde bakmaya çalışıyorsun. Ben öyle hissediyordum İstanbul'dayken. Alakam yok yani. Ben niye oradayım? Bu çocuk niye orada? Yani bu hiç. Elimi mülteciyi düşün. Ülkesinde savaş var. Yok hani. Hani hayatta kalmaya çalışıyor ya. Ben anne olduğumda o noktadaydım. Dair bir başarı olmadığı
aşikar yani, ufak tefek yeşil alanlar kaldı. Onların da çoğu mezarlık zaten. Hani önce yeşile toprağa falan kavuşuyoruz. Gıdaya ulaşmamızda problem olmaya başladı. İşte GDO geldi. Emin olamamaya başladık. Aldığın yerdeki pazarcıyla muhabbetinden bir hani eminlik hissetmeyip bir rahatsızlık başladı. İstanbul'da veya başka şehirlerde hep kötü evlerde oturduk. Gerçekten kötü yanlış evlerde oturduk. Yanlış hayatlar yaşadık. Ve ömrümüz boyunca kötü evlerde oturmak zorunda kalmamak için buraya geldik. Eminönü'nde yaşar mısın sen? Eminönü neresi? Ticaretin döndüğü, her şeyin döndüğü. İstanbul'un tamamı o aslında. Yani bir yerde bir tane bir yerde apartmanda oturabiliyor olman yani olduğu anlamına gelmiyor yani. Biz insandan kaçmadık ama hani daha böyle kurda kuşa yakın olalım şeyimiz vardı tabii ki. Onlarla daha iyi ilişki kurmuşuz belki de. Biz de mi yabaniyiz acaba ya? Belki de biz gerçekten şehre uyumlu olamadık. Ondan mı acaba? Bir daha mı denesek? Çok espri yapmak istiyorsun. Hayır, hayır, istemiyorum. Ben çok ciddiyim. Her hayvanın kendi gıdasını bulma, kendi barınağını yapma konusundaki becerisi. Biz buna inanıyoruz. Toprağa illa bir şey ekmek gerekmiyor toprağa. Toprakla bir ilişki kurmak için. Ya İstanbul'da o bağ kuramıyorsun. Hakikaten şey kalıyor, uzak kalıyor. Çok fazla insan var ve bu bir başarısızlık. Çünkü bir şehir planlaması yok denecek kadar. Anlık karar veriliyor. Uzun vadeli değil hiçbir şey. Sürekli bir kavga, çekişme, itişme modundasın. Sinek 8'den bana ne? Şehirden bana ne? Kağıttan bana ne? Hiçbir şey umurumda değil. Yani orada benim hayatımın en önemli şeyi var. Benim hayatta yapabileceğim en önemli, en kıymetli, en yüksek, en acayip şey var yani orada. Canlı bir gerçek ve canlı benim çocuğum olan şey. Şehirlerdeki hayata karşı değiliz fakat şehirlerdeki yaşamın da insanı kendi hayatına yabancılaştırdığı bir gerçek. Evet. Hani Marx'ın dediği kendi emeğine yabancılaşmanın daha da ötesi kendi hayatlarımıza yabancılaşıyoruz. Gıdamıza yabancılaşıyoruz. Yani her anlamda böyle. Barınaklarımıza o kadar spesifikleşmiş ki her şey, uzmanlık alanları doğmuş, imkansıza inandırıyorlar bizi. Ama böyle değil. Nazım'ın şiirindeki gibi bir sincap gibi yaşamak çok basit bir şey aslında. Yaşamı ciddiye alacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani bir sincap çok mu ciddiye alıyor yaşamayı diye düşünmeye başlıyorsun. Sonra evet, bir sincap karnını doyurmaya çalışıyor. Asıl özünü başka yaşıyor. Birine av olmamaya çalışıyor. Geceliğin rahat uyuyabileceği bir ağaç kovuğu bulmaya çalışıyor. Ofis çalışanları da artık proletarya. Çünkü ertesi gün işini kaybedebilir. Hiçbir hemen hemen şey olmayan, sosyal güvencesi falan olmayan insanlar. Ama bundan 20-30 yıl önce beyaz yakalılar ve proletarya falan denilmiyordu. Artık onlar da aslında birer proletarlar. Ertesi gün aç kalma ve perişan olma ihtimali olan şeyler, emekçiler. Bizden önceki neslin güvendiği şeylere güvenmiyorum. Yani evet. Bizden önceki nesil SGK'ya güveniyor ya, ben güvenmiyorum. Çok açık ve net. O yüzden niye güvenmediğim bir şeye para emanet edeyim? Niye güvenmediğim bir şey için ömrümü harcayayım? Niye güvenmediğim bir şey için ömrümü harcayayım? Korku. Örneğin gezi eylemlerini destekledi beyaz yakınlar. Benim için en hoş görüntülerden biri o dönemde Levent'te, şimdi adını hatırlamadığım işte o büyük alışveriş merkezlerinin birindeki ofis çalışanları, yüzlerce insanın çıkıp işte alkış yapmasıydı, slogan atmasıydı falan filan. Çünkü mutsuz. Birinin kârı için sabahtan akşama kadar deli gibi çaba harcıyor. O işe gelmek için eziyet çekiyor. Evine dönmek için eziyet çekiyor. Akşam son derece niteliksiz televizyonlarda berbat şeyler seyretmek zorunda kalıyor. Yatıyor, uyuyor. Ve yılda sadece 15 gün izin alabildiğinde ve deniz kenarına gidebildiğinde bundan da çok mutlu oluyor. Ve bu hayatı yaşamak zorunda olduğunu düşünüyor bir yandan ama mutsuz. Ben bunun bir aktivizm olduğuna inanıyorum. Yanlış bir hayatı yaşamaya devam etmektense doğru yaşamaya başlamak ve bizden önceki insanlar bize nasıl ilham verdiyse ve bizi bunun mümkün kıldıysa. Rezidansta adam yaşıyor ama diyor ki bilmem ne köyünde bir tanıdık var, işte onun ineklerinden süt geliyor, tavuğundan yumurta geliyor. Çünkü artık çoluğuna çocuğuna şey yedirmek istemiyor, marketten aldığı şeye güvenmiyor. Gezi'de ben mesela bunu çok Gezi protestoları sırasında hissettim. Çıkıp orada bütün bu şeyleri hissedip hep beraber tek yürek
bütün bunları hissettikten sonra eve geri dönüp Migros'tan alışveriş yapmak bence çok büyük bir çelişkiydi. Hani dediği gibi işte bunun parçası olmamak, beğenmediğin bir şeyi değiştirmek. George Bush'a girmek istiyordu. Tam o eylemden sonra asıl, değil mi? Oturup konuşmuştuk yani, çünkü o barış eyleminden sonra yine hala, çünkü bir petroldü, yine enerjiydi o savaşın nedeni, çocuklar ölüyor, her şey çok fena gidiyor. Ama biz eve dönerken toplu taşıma aracı bile olsa bindiğimizdeki o minibüslerin yakıtları içinde o savaş. Eve döndüğümüzde düğmesine basıp yaktığımız elektriğin nedeniydi. Bu çok sürdürülebilir gelmedi bize. Hem ahlaki olarak sürdürülebilir gelmedi, mantıksal olarak da sürdürülebilir gelmedi. Sayısı artmaya başladı ve çok artmaya başladı. Tabii tersine göçte sadece sağlık, doğa falan filan değil, biraz politik gerekçeler. Şimdi Türkiye'yi sadece iş yapan, hayattaki en büyük zevki bu olan adamlar yönetiyor yani. Adamların başka bir hobisi, başka bir merkezi, başka bir şey yok ki. Yani o yüzden bu kadar otoyol var. O adam arabasına binsin, işinden şuraya gitsin diye var. Yani sadece belli bir tip adam işini yapsın diye bu ülke böyle. Ben geldiğimden beri metrobüslerin ne kadar güzel ve ne kadar kullanışlı bir şey olduğunu dinliyorum. Yani metrobüs dediğin insan haklarına aykırı bir şey. Sabah hayat... metrobüse binerek iki vasıta değiştirip işe gitmek mi? Yoksa sabah kalkıp erkenden zeytine gidip sonra odunu bisikletinizin arkasına yükleyip eve gelmek mi? İkisi de zor. İkisinden birini seçmek. Herkese tavsiye etmiyorum bunu. Çünkü zor bir şey. Yani şehirdeki zorluk mu yoksa doğadaki zorluk mu gibi bir seçenek bu aslında. Ben doğadakini tercih ettim. Çünkü hani zorluk nedir diye düşündük. Ya da insan hani zor gel, olsa niye yapsın? Zor olsa niye yapsın? Hani niye durayım ben zor yerde? Bize hiç zor gelen bir şey ama çünkü biz bu hayata isteyerek, severek geldik. Buranın da zorlukları var. Burada kalorifer yok, şofben yok. Kışın sular öyle bir soğuyor ki sabah o soğuk suyla yüzünüzü yıkarken... Ya, yüz felci geçireceğim galiba. Eskiden musluğu açıyordum, sıcak su akıyordu. Diyorsunuz yani. Mesela tavuklarımızı bir gece gelincik kaptı kümesimize girerek. Yaklaşık 20-25 tavuğumuzu gelincik kaptı. Ve bir hafta boyunca kendimize gelemedik. Bu bahsettiğimiz topluluk destekli tarım modeli, projesi yumurta kapsamında. Projesi kapsamındaki ilk civcivlerimizdi ve eli kulağında bir iki hafta ilk yumurtaları almayı beklerken. Böyle isim vermiştik falan. Sonra dedik ki biz gerçekten bu hayvanlarımıza isim vermeyelim. Bu kadar yakın bir bağ kurmayalım dedik. Yani ona karar verdik. Buranın cahiliydik, doğanın cahiliydik. Ama öğrenme heveslisiydik. Hani gerçekten bakıyorum geriye dönüp işte soba yakardık. Onun üstünde yemek yapıyordum. Ve onu yaptığım yemeği işte çalışır toplayıp böyle devamlı atıp ya bu bana zor gelmiyordu çünkü bilmiyordum doğrusunun ne olduğunu. Sonra baktım meşe odunu diye bir şey varmış. Onunla yaktım mı işte közü daha çok kalıyormuş. İşte daha güzel yemek yapıyor. Daha hızlı yani daha senin daha az enerji harcayarak yemek yapmanı sağlıyor. Dedim ben bu kadar zaman ne kadar yanlış yapmışım. Hani şimdi ne kadar iyi öğrendim biraz daha. Hani bunlar seni hem hayatta tutuyor hem de gerçekten bilmediğin için. Hani belki bundan bir sene sonra diyeceğim ki ben bunu yapmışım yine yanlışmış ama yapmışım işte. Sıkıntı da yaşamamışım. Yok. İstanbul kadar zor olduğunu falan söylüyorum. Hatta belki daha zor. Çünkü yani bir takım şeyleri bırakıp yani köklerinden birazcık kopmayı falan gerektiriyor köye gitmek. Kesinlikle romantik olunmamalı. Bu her şeye, Türkiye'de her şeye en çok zarar veren şeylerden biri. Çok romantik bir toplumuz biz. Yani işte bir politikacı güzel bir portre çizdiği zaman geleceğe dair hemen inanıp işte keşke hayatımız öyle olsa gibi bir şeye kapılabiliyoruz. Gerçekler hiçbir zaman o kadar romantik değil. Biraz gerçekçi olmak gerekiyor. İmkansızı da istemek gerekiyor bir yandan. Ama evet şu anda Türkiye'de tersine bir göç var. Çünkü Türkiye'deki şehirler çok kötü yönetiliyor. İnsanların başka çaresi yok. O yüzden bu var. Türkiye'de hayat köyde mükemmel değil. Aşırı zor. Herkes yapamaz. Çok çok az insan yapabilir. Ve gelen insanlar da köyleri de bozarlarsa bütün sistem bozulur. Çünkü bütün şehirleri köyler besliyor. Kırsal ortamlardan çıkan ham maddeler besliyor. İnsanların yemeği olmazsa hiçbir şey olmaz. Yani yemek birincil en temel ihtiyaç. Barınmadan bile önce barınacak yer bulursun. Ama yemeğin olmazsa olmaz. Ve eğer bu tersine göç bir şekilde tarımsal işleyişi zaten devletin delicesine bozduğu, mahvettiği
tarımı daha da bozarsa ya hepimiz için çok daha kötü olur. O yüzden sonradan köye yerleşen insanların etraflarıyla ilgili inşallah farkındalıkları olur. Yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var. Ve bu yeni bakış açısının içerisinde de insanlar gerçekten artık tabii bu yeni ekonomik sistemin sadece doğal kaynak olarak gördüğü doğaya yerleşeceklerse şunun farkındalığıyla gelmek durumundalar yabana. Ya bir gün sana de kapına gelecekler. Çünkü asıl yaşam mücadelesi veren şu anda kapitalist sistem. Çünkü her gün bir daha oymazsa, her nehri kurutmaya çalışmazsa nasıl %5 büyüyebilecek ki? Birden kepçe gördük. Ne yapıyorsun dedim. Es dedi işte. Es ne dedim. Sonra biz esi öğrenmemiz gerekti. Mücadeleyi öğrenmemiz gerekti. İşte her şeyi öğrenmemiz gerekti. Hukuku öğrenmemiz gerekti. Mühendislik öğrenmemiz gerekti. HES iyi midir, kötü müdür? İnsanlara biz bunu nasıl anlatırız? O zamanlar Türkiye'de de HES temiz enerjidir diye biliniyordu herkes tarafından. Biz şok olmuştuk ya. Gerçekten bir alışveriş merkezinin elektriği için koca vadini yok etmek ne demek abi? Hani gerçekten İstanbul'un elektriğini falan ürettiğindir. O zamancı da insanlara anlatmakta zorlanırsın ya ulan. Koca İstanbul, bir tane vaat ne olacak ki feda edeyim ülke için, kalkınma için falan. Abi bir alışveriş merkezi ya. Ya olacak iş değil. Onun için de insanlar tabii olacak iş değil müdahale oldular. Ve korumacılık başladı o zaman. Şimdi burayı anlatmak için ne yapabiliriz? İşte Birhan'ın çektiği görüntülerle, işte arkadaşlarım ve Birhan'ın müziğiyle bunları birbirine hatta buradaki güneş enerjisiyle beraber kolajlayıp bunu video olarak göstermeye başladık. İşte ne vardı? Altın Portakal vardı. Altın Portakal'da stand açıldı. Orada insanlara hem halka hem sanatçılara burayı anlattık. Tabii hayatımız ilgi çekti. İnsanlar hayatımızı da çekmek istedi ama bizim için öncelik her zaman buradaki yıkımdı ve onu göstermek için biraz hayatımızı da gösterdik. 3 tane HES de yapıldı diye tabii bitmiyor. Yine şurada bir eksiklik yine var. Bu sefer de devlet denetim yapmıyor. Bu sefer denetim yapacak olan da burada yaşayan halk olarak bizleriz. Yani gidiyorsun, bakıyorsun. Çünkü dere yatağına salmak zorunda olduğu bir can suyu var. Bu birinci şey. Bir balık geçidi var yapmak zorunda olduğu. İşte ağaçlandırma var yapmak zorunda olduğu. Böyle işte baret takmak zorunda. Bir sürü şey var yapması gerek. Ama siz dağ başında bir de onlar. Ve gerçekten bir denetim yapılmazsa o istediği gibi. Yan dereden kaçak boru çekmeye çalıştıklarına şahit olduk. Onun önüne geçtik. Normalde hani devletin ve kurumların yapması gereken ve bunun için bizim vergilerimizden maaş alan memurlar bunları yapmadığından dolayı şirket de art niyetli olduğundan dolayı biz devamlı yapılmış bitmiş bile olsa o süreci takip etmek durumundayız. Bu iş bitti. Ya çökecek bu sistem ya da evet dünya bitti. Ve bunun için 3-5 yıl var. Yani buzullarda şuydu buydu falan çok hızlı ilerliyor her şey. 10-15 yıl sonra Selimiye köyü olmayacak artık. Orada oteller olacak, deniz kirlenmiş olacak. Deniz kirlendiği için artık oradan insanları başka bir yere göç etmeye başlayacak. Hiç kimse otellere de gitmemeye başlayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani akıl var, fikir var. Tüketiyoruz çünkü. Bir yere otel yaptığın zaman denizini kirletiyorsun. Arıtma tesisi yapmıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. İşte her tarafa res yaptığında doğal şeyi bozuyorsun filan. Şimdi bu sürdürülebilir bir şey değil. İnsanlar başka yol bulmak zorunda. O yolu ya bulacak ya da irili ufaklı faşizmlerde bir süre daha en azından yaşayacağız. Ama kapitalizmin artık bütün vaatlerinin bittiği ve insanoğlunu söyleyecek hiçbir şeyin kalmadığının artık herkes farkında. Bütün dünya farkında. Bakın Türkiye'deki bir takım akıllı iş adamları ne diyorlar konuşmalarında? Akıllı olanları bunu söylüyor. Ya paylaşacağız ya her şeyimizi kaybedeceğiz. Bunu söyleyenler iş adamları. Mesela Ali Koç iki konuşmada bunu söyledi. Milli gelirin %54'ü %1'in elinde. Şimdi böyle bir saçmalık sürmez. Dünyada 2-3 büyük iş adamı Amerika'daki işte Microsoft'u şuydu buydu Afrika kıtasının toplam milli gelirinden daha fazla servete sahip. Şimdi böyle bir şeyin sürme ihtimali kalmadı. Bugüne kadar sürdü. Krizlerini aştı. Aşabileceği bir yerde kalmadı. O yüzden şu anda dünyanın pek çok yerinde ve gelişmiş ülkelerde şiddet hareketleri yaşanıyor. Büyük toplumsal hareketler yaşanıyor. Çünkü hikaye bitti. Biz de bitmiş bir şeyin yaşıyoruz artık. Yani onun sunduğu hiçbir şeyin cazibesi kalmadı. Daha yeni arabaların, daha lüks arabaların. Çünkü yol yok.
karanlık gitmeyen. Yine mi bıktırdım kendimden? Zaten geçtiğimiz Temmuz'un sonunda bir Çanakkale'de bir köye gelmiştim. Madem bu kadar sızlanıyorsun, gereğini yap git. Öyle bir karar aldım. Konserler için İstanbul'a gidip geliyorum. Onun dışında hep köydeyim. Hayvanlar var, çiçek böcek var. Ve tabii ki bu, yani oranın da zorluğu başka ama İstanbul'unkine tercih ettiğim bir zorluk oldu. Bu şarkıda öyle bir anlam içeriyor benim için. Öyle bir zaman o İstanbul derdini temsil ediyor. İşte 2009'da ki başlayan HES mücadelesi sonrası sanırım 3 HES yapıldı. Zaten biri başlanmıştı daha öncesinde. Ama şu an için Vadisi'nin en bakir olduğu bölge ve su kaynaklarının olduğu bölge koruma altına alındı. Kesin korunacak alan olarak ilan edildi. Ve bu ne demek? Burada artık hani HES yapılamaz. Zaten HES şirketinin lisansı da iptal edildi. Yani yapılmak istenen iki HES projesi ve en bakir olan bölgeleri iptal edilmiş oldu. Nehir özgürce akıyor şu anda. Başka bir dünya mümkün. Sen değiştirsen gelir gerisi. Davranması zor bu halleri. Bir ışık çeker bizler ise sevgimiz. Cesaret